Merhaba. Bugün orijinalini Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde felsefe doçenti olan Agustin Rayon'un sunduğu dersi anlatacağım. Bugün bazı sonsuzlukların nasıl diğerlerinden daha büyük olduğundan bahsedeceğim. Aslında hepsi birbiriyle eşit ölçüde olan birkaç sonsuzluk gördük. Bunların hepsi birbiriyle birebir eşleştirilebilir. Bu bazılarının bütün sonsuzlukların aynı boyutta olduğunu düşünmesine neden olabilir. Herhangi iki sonsuzluk birbiriyle birebir eşleştirilebilir diye düşünebilirsiniz. Ama bu aslında tam olarak doğru değil. Bu da Cantor'un ispatladığı ikinci büyük teorem. Cantor, doğal sayılardan daha fazla sayıda reel sayı olduğunu gösterdi. Yani otele reel sayılar kadar çok sayıda misafir geldiğinde onların hepsini otele sığdıramayız. Aslında onları otel boş bile olsa yine sığdıramazdık. Şimdi bunun nasıl olduğunu görelim. 0 ve 1 arasında doğal sayılardan daha fazla sayıda reel sayı olduğunu ispatlayacağız. Ve bunu tersini kanıtlayarak yapacağız. İspatlamak istediğimiz şeyin tam zıttını varsayarak başlayacağız. Ve bu varsayımdan tezatını türeteceğiz. Bunun zıttı bir tezat içerdiğinden doğru olamaz. Böylece ispatlamaya çalıştığımız şeyin doğru olduğunu göreceğiz. Şimdi ispatlamak istediğimiz şeyin zıttı nedir? 0 ile 1 arasındaki reel sayıların doğal sayılarla birebir eşleştirilebileceği. Yani bu özellikle şu anlama geliyor. 0 ve 1 arasındaki her bir reel sayıya bir doğal sayı verebiliriz. Şimdi bunun doğru olduğunu varsayın. Burada bunları içeren bir şema var. 0 ve 1 arasındaki her reel sayı bir ondalık açılımla yazılabilir. Bunu 0 virgül olarak başlayıp sonsuz sayıda basamakla yazabilirsiniz. Şimdi 0 ve 1 arasındaki her reel sayıya bir doğal sayı verebileceğimizi düşünün. Burada bunun nasıl yapılabileceğine bir örnek verelim. 0 doğal sayısına bu reel sayıyı verdik, 1 doğal sayısına bu reel sayıyı verdik ve bu böyle devam ediyor. Peki şimdi ne yapacağız? Listemizi kullanarak kötü bir sayı yaratacağız. İşte böyle. İlk önce bir diagonal, yani köşegen yapıyoruz. 0 virgül diye başlayıp, devamında sırasıyla şemaya çapraz çizgi çizerek oluşturduğumuz basamakları yazıyoruz. Diagonali yazdıktan sonra onun kötü ikizini oluşturuyoruz. Bu da, diagonaldeki 3'lerin yerine 7 yazarak, 3'ün dışındaki rakamların yerine de 3 yazarak elde ediliyor. İşte bu şekilde. Burada 3 var, onun yerine 7 yazıyoruz. Burada 3 yok, onun yerine 3 yazıyoruz. Burada 3 var, onun yerine 7 yazıyoruz. 3 yok, onun yerine 3, 3 yok, onun yerine 3 ve böyle gidiyor. Cantor'un gözlemine göre kötü ikiz listemizde olamaz. Peki neden olamaz? Listemizin ilk üyesi olamaz çünkü ilk üyenin ilk sırasında 3 var. Oysa kötü sayımızın aynı sıradaki rakamı 7. Peki ya ikinci? İkinci de olamaz. Çünkü burada da ikinci sırada 3'ten farklı bir rakam var. Oysa kötü sayının o sıradaki rakamı 3. Genel olarak konuşursak, kötü sayı eninci sırada da olamaz. Çünkü eninci sırada hangi rakam olursa olsun, kötü sayıdaki rakam farklı olacaktır. Peki, şimdi ne oldu? Tersini ispatlayabilmek amacıyla, 0 ve 1 arasındaki bütün reel sayılara farklı birer doğal sayı verebileceğimizi varsaydık. Sonra o listede olmayan gerçek bir sayı bulduk, kötü bir sayı. Bu, 0 ve 1 arasındaki tüm reel sayılara farklı bir doğal sayı verebileceğimiz varsayımıyla ile çelişiyor. Yani varsayımımız yanlış olmalı. Varsayımımız ispatlamak istediğimiz şeyin tersi olduğundan, ispatlamak istediğimiz şey doğru olmalı. 0 ve 1 arasındaki doğal sayılardan daha fazla reel sayı var. Şimdiye kadar iki farklı ebatta sonsuzluk tanımladık. İlk olarak doğal sayıların boyutu, doğal sayılar artı bir eleman kadar, o da doğal sayıların tümü kadar kopyası olan doğal sayılar kadar çok. Daha sonra daha büyük bir boyut tanımladık. 0 ve 1 arasındaki reel sayılar kadar çok. Bu kadar büyük boyutta başka şeyler var mı? Görünüşe göre evet. 0 ve 1 arasındaki reel sayılar kadar çok reel sayı var. Bir düzlemde reel sayılar kadar fazla sayıda nokta var. Bir küpte de reel sayılar kadar fazla sayıda nokta var bir hiperküpte de reel sayılar kadar fazla nokta var. Peki, reel sayıların sonsuzluğu en büyük sonsuzluk mu? Görünüyor ki sonsuzluk kadar fazla boyda sonsuzluk var. Cantor'un ispatladığı bir başka şey ise, bir kümemiz varsa, bu kümenin kuvvet kümesi, yani orijinal kümenin bütün alt kümelerinin kümesi, ondan büyüktür. Yani doğal sayılar kümesinin kuvvet kümesi, doğal sayılar kümesinden büyüktür. Kuvvet kümesinin kuvvet kümesi ise kuvvet kümesinden büyüktür. Kuvvet kümesinin kuvvet kümesinin kuvvet kümesi ise ondan daha büyüktür. Bu sonsuza kadar böyle gider.